Ben bir kitapçık yaptım. Evet. Kitabınızı bastıramadınız, cep kitapçığa mı döndünüz? Yok, o basılıyor zaten. Çok teşekkürler. Yazamadınız galiba. Yok, yazamadım. Örnek kayınvalide rehberi. Evet. Bunu siz mi bize yaptınız? Bunu... Siz mi örnek kayınvalidesiniz? Siz evet. Ay çok komiksiniz. Gerçekten komik. Çok komik. Siz örnek kayınvalideyseniz bizim ölmemiz lazım. Geline moral moral verir. Biz gelinlerimize moral vermiyor muyuz? Siz veriyorsunuz, biz vermiyor muyuz? Gelinlerine tabii ki moral verir. Gelip olmadık yemeğine boş verirsin, beş verirse olmayan yemekleri tabii ki gelinle moral verir. Gelinini alttan alır. İster orada diyecektim. Ben gelinime alttan alınacak yer var, kendi adıma Hayır, konuşuyorum. Hayır, Aysel Hanım isterse almasın, ambulansı kapıya çağırması lazım. Gelini alttan, ne münasip et yani, gelinimi alttan alayım. Niye alayım ki? Benim kaç yaş küçüğüm, benim evladım o. Ben hiç kusura bakmasın, iyi bir kaynana bu şeyi, maddeyi bence siliyorum buradan. Senin en karşı çıktığın madde ne? Gelinimin kusurlarını örterim. Evet, gelinin kusurlarını örtebilirsin ama hepsini örtemezsin. Mümkün değil. Tabii ki duyulacak oğlunla gelinin arasında duyulacak kusuru vardır, duyulmayacak kusuru vardır. Ben her şeyde gelinimin hani kusurunu örtüp de gelinimi ön plana çıkaramam. Oğlumu da orada ezdiremem. Hayır. Ne diyor? Bu kitapçı birbirine derinden sevgi ve saygıyla bağlı olan bir gelin ve kayınvalidenin hayatından yola çıkarak hazırlanmıştır. Siz beni iyi dinlemişsiniz, iyi seyretmişsiniz, iyi gözlemişsiniz, gözlem yapmışsınız. Benimle Elif hakkında sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Elif ile sen mi? Tabii ki birbirinize ortadayız. Buzdolabı gibi davranıyorsunuz çoğu zaman. Fatih Bey, o kitapçıklara biz de bakabilir miyiz? Evet. Merak ettik de tamamen için. Eğer buradaysa. Erkan Bey, bakayım. Kapakta gelin kaynana. İki tane var elimizde. Bakın, okuyun şimdi. Hadi. Ha, üç tane gelin var. Geliniyle yarışmaz diyor. Bence en mantıklısı. Doğruları söyler diyor. Evet. Oğlunu kıskanmaz diyor. Gelinine yardımcı olur. O da mantıklı ama yani. Ama kendi bana için yazmış bunları. Gelinini onu sevdiği için yazmış. Yazılmaz ki kitap. Kendinizdeki özellikleri yazmaya çalışıyorum. O zaman kendimi, kendi kendime mi bastırıyorum? Bir dakika Çiğdem Hanım. Okusunlar ondan sonra. Gelinini alttan alır. Şeyler bence yazmış. De çok mantıklı bence de şeyler çok mantıklı. Var. Güzel şeyler gayet yazmış. Güzel. Hiçbir kayınvalidenin yani bunları yaptığını zannetmiyorum. Aysel Hanım yapıyor mu onları? Onun için bize getirdi. Bir şey söyleyebilir miyim Fatih Bey? Bir dakika anne. Kayınvalideler neden bu kadar tepki göstermiş biliyor musun? Çünkü burada yazılanların hiçbirisini siz siz uygulamıyorsunuz. Biz uyguluyoruz da senin kayınvaliden neden? Kendi kayınvalidenle kattın mı? Şimdi kimse dört dörtlük değildir Fatih Bey. Evet. Burada 90 madde varsa belki 80'ini yapıyordur kayınvalideler. Ama Aysel teyze olması gereken hayallerini belki de dile getirmek istedi. O da yapamadığı için. Siz bunu yazdınız da bunları yapıyorsunuz. Hangisini yapamıyorum? Gelininizi her daim sevdiğinizi söylemiyorsunuz. Ben söylüyorum ben ona. Ben duymuyorum. Konu sizin yanınızda mı söyleyeceğim? Mesela. Kitapçık çok doğru. Kayınvalidenin taşıması gereken tüm özellikler kitapçıkta mevcut. Ama hiç kimse bunu dört dörtlük yapıyorum diyemez. Yapmıyorsunuz da zaten. Evet. Hiçbir kaynana ben kaynanalık yapmıyorum. Hiçbir insan yapamaz ki. Yapamaz. Nasıl bir kayınvalidelik mesela burada yapıyorum. Diyor ki birinci kural gelinine daima destek olur diyor. İşte destek olmuyorsunuz. Bütün çeyrekleri kendiniz alıyorsunuz. Ben onları kendim veriyorum. Bak işte onu yanlış çok gerçekten sizler şu çeyreğe takıldığınız kadar başka şeylere takılsanız çok mutlu olacağım gelinine ben de. Gelinine yarışmaz bir, diyor bak. Bir dakika Elif cevap verebilir miyim? Anlaşarak geldik mi? Geldik. Ben de burada emek sarf ediyor muyum? Sarf ediyorum. Yani bu çeyrekleri ben gerçekten kullanacağım ve kullandıktan sonra kullanacağım şeyler çok güzel. O onu bildiği için hayır. Evet diyor zaten. Ben neden buna takılıyorsunuz? Ona takılmıyoruz. Yazıyor. Ben yapabilir miyim bir onu? Hayır ama gerçekten bir şey yazmış onun için. Buradakilerin hangisine uyuyor hangisine uyumuyor? Ben onu yapabilirim. Yap bak oku bakayım. Kendine daima destek olur diyor. Evet maddi manevi destek olur. Gerçekten o zaman da oldu. Gönlüne moral verir diyor. Verir. Kendini alttan alır diyor. Alttan almaz. Neden? Her zaman alttan almaz. Eğer haksızsam direkt çıkartır. Alttan almaz. Gelinin kusurlarını örter. Çok kusurlu olduğunu düşünmüyorum zaten.
Gelinliğin oğlunun arasına girmez diyor. Ne zaman girdi? Kişisel olarak zaten çok tartışan çiftler değiliz ama kişisel olarak bir şey olduğu zaman haksız değilsen bile bunu böyle yapsan daha iyi olur der arkada. Ama bilezik konusunda aramıza girdin. Gelinliğiyle yarışmaz diyor Fatih Bey. Alışveriş konusunda yarışıyoruz. Hatta benden önce gidiyor. Doğruları söyler mi? Doğruları söyler. Allah Allah. Oğlunu kıskanmaz diyor. Yorum yok. Senden ne zaman kıskandım? Benden kıskanmaz oğlunu Fatih Bey ama genel anlamda çocuklarını kıskanır. Gelini onu sevdiğini söylemekten çekinmez diyor. Ben söylersem tabii ki de karşılığını verir ama ben söylersem. Allah Allah. Kendine yardımcı olur diyor. Yardımcı olur. Çocuklar hariç. Çoğu hayal ürünü olan yazı. Pembe kanatlı kaynana oluyor. Ha, hayır gelinim anlatıyor zaten. Tutmuyor ama, işte hepsi. Ama olması tutmuyor. İki tane kendine göre tutmayan kaynanalar var. Olması gereken de bu kitap. İki tane de kanat getir. Gelinler maddelere katılıyorlar ama uygulamadıklarını söylüyorlar. Siz de uygulamıyorsunuz. Onun için neler var benim uygulamadığım bir gelinim de bana desin. Bana. Tamam hadi, hadi. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.